Dinozor köpekler, bugün bu saçma sapan gereksiz olayların bir artık yeter dedim, ben de konuşacağım, bana ne. Şimdi öncelikle dünyanın en iğrenç kostümü, yeni kostüm. Bu kostümü alanların beyni olma ihtimali, yanlışlıkla kostümü aldım sandım, çok korktum, sonra bir baktım 3 elmasım varmış, zaten alamazmışım. Neyse, beyni olma ihtimali %0,0001. Bu geri zekalıca kostümü alan geri zekalılar bu kostümü alıp da ne yapıyor? Neyse. Sonra bu geri zekalı arkadaşlarımız bu kostümlerle maçlara giriyor. Benim beynim yok. BTS Blackpink fanıyım. Çok zekiyim değil mi kanka? Diye bağırınıyor ve aşırı zeki oldukları için de sabahtan akşama kadar okula gidip çığlık atıyor. Aynı şekilde bu kostüme sahip olan arkadaşlarımızın da beyni olma ihtimali %0,0001 ve aynı zamanda bu kostümü alan arkadaşlarımızın elleri ve kolları da olmuyor. Geri zekalı ve aptal bir toplum oluyorlar. Genellikle yanımıza gelip dislike kullanan bu geri zekalı arkadaşlarımız onları alıp bir şeyler yapmak istiyor insan. Neyse, yine diğer kostümlere geç. Diğer kostüm yoktu, unuttum ama. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Oyuna böyle saçma sapan kostümler gelebilir mi? Bu ne? Ne şimdi bak. Tamam, Wednesday dansı. Aferin, akıllı uslu yaşasın. En sevdiğim dizi falan filan da. Ya zaten Wednesday aşırı gereksiz abartılan bir film ki. Saçma sapan, hiçbir işe yaramayan. Squid Game'in aynısı. 3 gün sonra kimse konuşmayacak. Neden? Kaplumbağa deden. Yani hiçbir işe yaramayan bir dizi. Gereksiz abartılıyor. Saçma sapan editler geliyor. Pırr şibidi dop dop editi. Bilmem ne editi. 3 gün sonra görüntülenme yok. Neyse. Şu zaten şu ya oyuna BTS kostümlerinden daha saçma kostümler eklendi ya. Ya daha bir şey demiyorum. BTS kostümlerinden daha iğrenç kostümleri görebileceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim ama görebilirmişim. Nasıl görebilirmişim? Bayağı görünebilirmişim yani. O kadar iğrenç, o kadar rezil, rezalet kostümler geldi ki. Ya mesela bak. Bir dakika. Bunlar tamam pahalı diyeceksiniz. 30 taşlık kostümlere bakalım. Şimdi 30 taşlık kostümler. Bir dur. 30 taşlık kostümler bak. Ya bir dur. Tam siyah beyaz şey değil, tamam. Şimdi mesela bir bakalım. Öğreneceğimiz dünyanın en iğrenç kostümü diyorduk değil mi biz bu kostüme? Ta ki şu kostüm gelene kadar, şu kostüm gelene kadar o kostüm dünyanın en iğrenç kostümüydü ama neyse. Bu ne ya? Bu ne ya? BTS kostümlerinden daha saçma kostüm mü olur? İmkansız normalde, nasıl ya beceriniz? Bu arada saçma sapan telif yersem herhalde yemiyorum, böyle şeylerden yemiyorum diye biliyorum. İnşallah yemiyorumdur ama yiyebiliyorsam da Allah rahmet eylesin, iki telif oldu, sonra üçüncü telifi saçma sapan eski videolarından yiyip kanala elveda. Neyse, yapacak bir şey yok, olmaz o zaman da zaten. Abi bende bir dakika lan, çok az eksikmiş. Şu Sakura Spike bende var ki. Böyle için Sakura Spike ama bende var. Vallahi var, göstereyim. Nasıl lan? Var, aynısı değil mi abi? Aynısı değilmiş ama neden değil bilmiyorum. Bence aynısı. Şu kostüm nasıl emojisi var? Koleksiyonu gör. Bu arada bunlar, bu çok güzel ya. Bunu isterim aslında. Gerçi bu da çok güzel. Sonra bu da çok güzel. Neyse, tamam, videonun konusu başka yerlere gitti ama. O kadar iğrenç kostümler getirdiler ki, bak tekrar ediyorum, tekrar ederek söylüyorum, 1.000 kere falan tekrar ettim. Şu kostümlerin yanında, hani pardon, o kostümlerin yanında şu rezil kostüm, bak BT21 BTS kostümü var ya, hani böyle şey melek kalır yani. Yani bak, bir şu dünyanın en iyi kostümlerinden birine bak, tamam mı? DJ3.MZ öyle bir şey, ona bak. Sonra gel yeni gelen Wednesday dansı, akıllı uslu Abuzer Sıddık 7846 abi bak. Ya bu saçmalık. Bunu mu yapayım? Neyse. Yani uzun zamandır zaten oyuna adam akıllı güncelleme gelmiyor. Bu ne? Bak deneme, dene. Eğitim alanı.
Giriyoruz. Yaşasın. Oha girdik. Şimdi bu arada eski robotların görünümlerine baktım da gitti diye üzülmüştüm. Mutlu oldum. Hiçbir olay yok. Hiçbir olay yok. Hiçbir işe yaramıyor. Gidiyor puf. Ultisini geldi. Ultisini niye abartıyorsunuz bunun? Tamam bir seviye ama bir seviye 1240 vuruyor. Yani bu ne? Hiçbir işe yaramayan, gereksiz ve saçma sapan bir şey. Geri ittir. Çok işe yaradı. Yaşasın. Çok işe yaradı. Ölüyordum geri ittirmeseydi. Mesela bak üzerime doğru biri koşuyor. Ya tamam bak El Primo geldi. Yaşasın. Vurdum El Primo. Ultisini attım öldüm. Çünkü 3600 canım var. Ne kadar çok değil mi? Saçma sapan dengelerle saçma sapan karakterler getireyim. Sonra kalan zamanda tatile çıkayım. Yani bu ne? Bu iyi bir yol mu? Bence iyi bir yol değil. Azıcık kimseye göre iyi bir yol değil de. Yani eğlenceli tamam yaşasın ultisini attım. Ama nerede maçta 145 tane adamı aynı anda görüp onlara ulti atıyorsunuz. Onlar size hiç tepki vermeden al kankam at eğlen diye duruyor böyle. Deneme mağarasına girip çok eğlenceli olacak bir karakter. Karakterin de hiçbir olayı yok ha. Hızlanıyor yaşasın. Oo ne kadar hızlı gidiyor. Mendil'in mermisiyle aynı hızda gidiyor abi. O zaman karakter ne işe yarıyor? Ultisi var abi. Aynı şekilde Artie gene saçma sapan. 4756.000 vuran. 4756.000 diye bir sayı yok diyenler için var. Bana ne? sonra gidem ultimi atayım. Sonra artık yaşasın 846 milyar kat trilyar 785 bin vuruyorum. Aynı şekilde Mandy de Brawl Pass'ini aldığım bir karakter. Ne yapıyor? Ne özelliği var? 2 santim uzağa vuruyor. Oha! 2 santim uzağa mı vuruyor? Ne? 2 santim uzağa vuruyorsa ben bunu hemen alırım aga. Yani Buster. Ne işe yarıyor? Yakından çok vuruyor. Oha! Abi bu Shelly'nin geliştirilmiş hali mi? Hayır, Shelly'nin erkek hali. Sam ve Sam'den öncesi çok güzel bu arada. Sam mesela ne işe yarıyor diye soranlar için. Sam'in olayı tank olması, pardon tank olması ne alakalı? Ultisini başlangıçta doldurabilmesi bak. Eskiden kromatiklerin hep güzel özellikleri olurdu. Mesela Otis'in bak. Vurduğunda şey yapıyor, tam biraz toksik bir özellik de. Mesela Janet uçabiliyor. Mesela evet suyun üzerine gidebilir. Tabii eve de kötü. Sadece suyun üzerine giden bir karakter olsun diye getirilmiş bir karakter. Ama yani en azından bir özelliği var. Fang ne işe yarıyor? 78 tane karakteri aynı anda atlayıp bir de 346 milyar falan vuruyor herhalde. Lola'nın zaten klonu çıkabiliyor. Eşin öfke mantığı. Buzz'ın o zaten hani eskide kaldıkça güçsüzleşiyor fark ettiyseniz. Mesela Gale'a bakın hiçbir özelliği yokmuş gibi görünüyor ama o zaman için yani bütün kromatikler kendi zamanı için çok güçlü. Mesela Surge vur 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 atla vur 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 atla vur. Yani şu an onu yapamıyorsun gerçi. Ya hala yapabiliyorsun da eskiden daha çok yapabiliyorsun. Mesela Colette her zaman güçsüzdü ama yani sonuçta onun da bir olayı var. Hayvan gibi vuruyor mesela canı fazlaysa. Canın azsa 3 falan vuruyor. İşte Lu'nun olayı da dondurması o zaman için gene çok güçlü. Hatta şu anda güçlü aslında o kadar şey değil. Alba Ruffs gene upgrade özelliği. İşte Berlin'in o iki katı hasar bilmem nesi. Çoğunun ultisinde özellik var. Zaten hani şey. Buzz'ın bu arada özelliği aslında güçlü. Dondurabiliyor. Hayvan gibi falan donduruyor ama yani neyse. Mesela şimdi eskiden getirilen güzel efsanelere bakalım. Bak. Dengeli bir karakter. Gerçekten dengeli bir karakter. Efsanevi olduğu için güçlü. Efsanevi karakteri hani ne yapmanı bekliyorsun? Gaz efsanevi olsun, yaşasın falan. Yani güçlü olacak tabii efsanevi dediğim. Böyle olacak. İşte Krov her zaman güçsüzdü ama hani sonuçta dengeli olarak bakın. Hani Spike mesela efsanevi oranında. Bu zaten hani sendi mesela. Sendi güçsüzdü her zaman. Ama yani onda ulti sen. Destek karakteri olduğu için tek hesaplaşmaya göre söylüyorum ben. Ama ondan sonra mesela getirdiler Amber'ı kaç vuruyor? 200 vuruyor. Mermisi ne kadar? Abi mermi 3 tane bar var değil mi? Yok 3 tane ama 3 milyon olarak. Neyse işte hayvan gibi vuruyor. Tatatata ratatata ratatata. Sonra işte getirdiler dünyanın en gereksiz karakteri Maggie. Biraz şey biraz önce. Biraz önce yeniden yapılandırma gelmiş Maggie. Neyse. Birkaç gün önce Maggie'ye yeniden yapılandırma geldi. Tamam güçlü oldu ama yani
normal halinde vuruyorum. Kaç vuruyor abi? Bu 3. Ne kadar güçlü bir karakter. Ultisi kaç vuruyor? 746 milyar katrilyar trilyar. İşte böyle saçma sapan bir karakter. İşte sonra getirdiler Chester'ı. Birinci seviyede kaç vuruyor abi? 450 bin. Hiç. Oyundan kaldırsak olmaz mı? Yo, niye? Nerf getirsek olmaz mı? Hayatta olmaz. Artı'ya bile nerf getirmediler, bu ne? Artı'ya neden nerf gelmedi mesela? Her sezon bir karakterin nerf geliyordu. Artı'ya neden gelmedi? Kaplumbağa deden diyorlar yani şu an. Hani ne bu? Saçmalıktan başka bir şey değil. Bak, eski karakterler hep baktığımızda hep dengeli, hep dengeli, hep dengeli. Shelly'e bakma. Bu arada aslında Shelly dengeli çünkü uzaktan şey yapmıyor. İşte mesela Colt aşırı eğlenceli bir karakter. Nita yine eğlenceli sayılabilecek bir karakter. İşte bu çalda Pusbekle ama eğlenceli gene. Brock eğlenceli. Yani sonuçta eğlenceli, tamam. Bardayı sıkıcı ama ya şey yani mesela hani şöyle bir karakter diğer karakteri yok ediyor. Mesela Willow'u olan biri için Bardayı çöp. Bardayı şey diye düşünüyor mesela, ben de öyleyim. Vurdum niye zehirlenmedi? Bardayı çok güçsüz falan böyle. Ya mesela bak şimdi Bardayı giriyoruz, tamam mı? Oynayış şeklim bakın Willow'la aynı olacak ama isteyerek yapmayacağım. Yani oynayış şeklim aynı olacak tamamen. Bak şimdi. İyi. Bu robota vuruyorum, bakın bu robotu aklınıza tutun. Öldü mesela şimdi. 3 vuruşta öldürdüm adamı. Şimdi buna gidelim. 1, 2, 3. Tamam, bunu da 3 vuruşta öldürdüm. Yaşasın. Şimdi buna öttüm, attım, attım, attım. Bunu da attım. Bu ölmedi. Neden ölmedi? Willow'da da ölmeyecek zaten. Tamam, girdim şimdi. Karakterin aynısı. Aynı, aynı menzil. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. 3 vuruş. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. 3 vuruş. Atıyorum. Ya 1500 niye vurdu lan? Zihin kontrolü yapamadığı şeyleri hasar mı veriyordu bu? Bilmiyordum. Bir daha kusura atayım bari. Tabii benim Barley'imin level düşük diyeceksin. Doğru ama bana ne? Yani karakterler tamamen aynı ama bir fark var. Willow daha güçlü. İyi. Niye 1500 vuruyor oğlum? Ne kadar saçma. Öl. Seni sevmedim. Neyse işte öyle. Onun durumunu zaten görüyorsunuz. Ben normalde her sezon hayvan gibi 2 günde bir 70. sezonu abi video mu? Evet. Şimdi seni kulüpten atarım. Bu arada şu sosisli etkinliği de hiç beğenmedim. Normalde normalini ve sosisli etkinliği koymaları lazımdı. Sadece sosisli etkinliği koyunca iğrenç oldu. Kulüp ligi oynama zorunluluğunda kaldırmıyorum. Niye kaldırayım? Ama oynamıyorsam sen niye oynamıyorsun lan? Sen niye oynamıyorsun? Demeyin bana çünkü zamanım olmuyor Brawl Stars'a girmeye. Haberiniz olsun o yüzden. Neyse o zaman GameCube videosuna girmeye... Ne? Ne oluyor ya? GameCube videosuna görüşürüz. Bay bay.